Atiba. Ya Atiba'sı yani ben tekrar söylüyorum Özgür bak. Burada da defalarca söyledim. Bu kadar skat kardeşlerimiz var ya. Skat takımlar var ya. Atiba'nın gibi oyuncu bulsunlar. Evet. O tarzda oyuncuyu Türkiye'ye getirsinler. Oyunu iki yönlü oynayan. Her sahanın bütün genişliğini koy... sadece ortada top geldi. Hucuma dönüyorum. Orada oynayayım değil. Bu tarzda oyuncu bulup getirsinler. Ki o vakit biz biraz futbolumuza iğme katarız etrafını zaten dolduruyorsun. Bu tarzdaki oyuncular işte Alexis Beşiktaş'ta katkısı ne olacak? Yosef arkada, Atiba orada, Salih var, Mehmet Topal var. Herkes şöyledir, böyledir diyor ama Mehmet Topal'ı istediğin gibi kullan. Bu ülke futbolunda. Yani Mehmet Topal'ı atamazsın kenara. Hatta Sayın Başkan şöyle, hocam dedi bırak onları cezalı ver. Ben Mehmet Topal aldım da herkes dedi yaşlı, ne yaşlısın dedim 35 yaşında adam. Senin Atiba'nın oyunu dedim. Yani herkes bu böyle Mehmet Topal oraya gitmedi mi buraya gitmedi mi kakı ok, adam gitti her takımda şampiyon oldu yalan mı? Doğru. E? Daha ne milli takımımızın işte almadık evet. Mehmet Topal gibi adamları Mahmutları almadık orta sahayı gördüm milli takımda darmadağın oldu? ki oynarlar mıydı? Oynarlar mıydı? Oynamazlar Mahmut, hocam. Mahmut oynar mıydı? Oynamaz hocam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi oynamaz diyorsun ama o kadar o seviyelerle oralara hocam, kadar geldi. Hocam artık o seviyede değiller. Şimdi bak sezon geçmişlerine bu, çok bu büyük sezonu, saygı bu, Yok, geçmişe bu, geçmiş bu sezon senin ana kadronda olan oyuncular da bunlar. Birdenbire gittin orta sahan darmadan oldu. Milli takımdan bahsediyorum. Bunlar sen oynadılar o galibiyetlerde olan oyuncular. Mahmut falan. Geçmişte. Geçmişte değil. Bundan 5 ay evvel oynuyordu. Mahmut belki de Mehmet Bak, beş Topal. 5 ay evvel falan oynuyordu. Seviyeden... Şimdi demek istedi. Ufak. Mehmet Topal Tukaka yapılacak bir oyuncu değil. Beşiktaş'ta geçen sezon o kısa kadroda, kısıtlı kadroda Atiba Allah'tan hiç sakatlık yaşamadı. Yozef e, e, hiç sakatlık yaşamadı. Götürdüler. Yani bunların futbol e, mentalitelerine, futbol düşüncelerine takım olan şeyleri şapka çıkartmaktır. Evet. Yani bravo. E, Mehmet Topal'da hı hı. her zaman için bir Sergen hocanın gidebileceği bir önce Stoper'de sakatlık olsa oyun esnasında oynatabileceğini Bu arada bir takımın içinde de bulunması iyi bir karakter. Ya bence profil, yani siz tanıyorsunuzdur. Mehmet bizdur. profil yani. Mehmet hiçbir zaman bir çiğlik olmadı, etmedi. Aile yaşantısı yaptı. Ama takımda yıllardır oynamıyor hocam. Ya bak şimdi oynamıyor. Benim demek istediğim bu tarzdaki oyuncular hmm. biz hemen kenara atamayız. Yani bu oynayan oyuncu. Fenerbahçe'de oynadı. Başakşı. Fenerbahçe'de Yusuf'da ikisi neler yapıyordu. Bunları beğenmedik biz. Değil mi? Ya bizim bir de bir öyle bir futbol kültürümüz var maalesef. Yani Beşiktaş orta sahasını iyi kapattı. Onlar da herkes gibi Fenerbahçe'de olduğu gibi santroforuyla. Bak mesela Galatasaray'da Santrafor konuşmuyorsun ama Galatasaray'da da problemi var. Direkt Santrafor problemi var. O da farklı bir konu. Onu geçti evet. konuşmadık. Ama şimdi konuşuruz ilerleyen. Beşiktaş'ta yani. da Santrafor problemi var. Oraya kimi bulacaklar? Kimi getirecekler? Yok yani kim var? Şu Emlük anda soru işaretlerinden bir tanesi o yani eldekilerden şimdi Kenan yoktu. Karaman ve Kayların değerlendirilebilir yani bak, Kenan, ama tek santrfor olarak tabii daha farklı bir, herkes bir -for falan düşünüyorlar ama çocuğun bütün Kenan kendisini de öyle söylüyor bu Ya öyle söylüyor Genç, gençlik gençlik yıllarında falan oyuna düş hatta evet. falan oynadı ondan Bence sonra de değil bu arada. farklı yerlerde kullanılmaya başladı. Evet. Kenan tam nasıl söyleyeyimse bir takımda e, hani biz farklı bir açık e, modelleri görürse ama takımdaki her zaman için bulunması gereken oyunculardan bir tanesi. Düz futbolu vardır ama takıma faydalı futbolu var. Hocam iyi bir ikinci forvet olabilir diyebilir miyiz? 4-4-2 oynayan Alternatif takımdan. bir üzerine. Şimdi farklı da oynayabilirsin. Ama skorer bir partneri olacak. Farklı oynayabilirsin. Önde çok iyi mesela e, burada konuşulduğu için söylüyoruz. isimleri geçtiği için. Cornelius gibi bir santrofor aldığın zaman Kenan arkasında çok iyi işler. Ama Kenan'dan önce oraya oynayacak evet. Alex var. Alex var yani onu Hı -hı. oynattım o tam bir hazır oldu mu evet. e, Türkiye'liklerinde de çok enteresan bir profil göreceğiz. Alex Teixeira ile alakalı beklentimiz var ben açıkçası sahaya çıkacağı günü heyecanla bekliyorum. Yani çok sorayım. enteresan bir profil o bize çok şeyler evet. gösterecek. Alex Tekşira yeni bir öykü değil Beşiktaş için ben e, hafta sonuna kadar önümüzdeki hafta sonuna kadar Alex Tekşira'nın İstanbul'a geleceğini öğrendim ve Beşiktaş'ın anlaştığı bir oyuncu. Yani tabii bir takım detaylar var. Yani transfer öyle e, sadece parasal konularla anlaşmakta bitmiyor. E, pek çok detayı var. E, i̇htilaf doğduğunda sözleşmesinin ne şekilde feshedileceğinden tutun da e, işte menajerlik parasına kadar bir dizi e, detay var. O detaylar üzerinde konuşuluyor ama benim inancım ve edindiğim bilgi Alex Tekşira'nın Beşiktaş'ta olduğu ve hafta sonuna doğru İstanbul'a geleceği. Alex Tekşira Brezilya'da oynarken de Kerem Beşiktaş'a önerilen Bakın bu futbolcuyu alın ileride çok büyük paralar kazandırır ve size çok başarılı olur. Şaktar öncesi. Şey. Şaktar'a gelmeden önce. Şaktar çok iyi bir iş yaptı aldı ama Şaktar'da belli bir aşamadan sonra politika değişti. Alex Tekşira bence Şaktar'da sergilediği performansla da Avrupa'nın birinci sınıf kulüplerine gidebilirdi. Evet. Ama bu değişen politikadan dolayı Çin'e 50 milyon euroya sattılar. Hani Çin Ligi sen çok isabetli bir biçimde söyledin o dönem 50 milyon euro bu dönemde o dönemde çok iyi para hocam değil sen değil çok ya. isabetli bir biçimde söyledin e, zayıf birlikte oynadı ama bu Alex Teşiranın tercihi değildi Shakhtar'da değişen politikalar nedeniyle birazcık zorlama oldu ona telkinde bulundular ikna ettiler gönderdiler Yoksa, kendisi için de bu arada kötü bir tercih değil yani ya gayet gayet para güzel para, para kazandı Allah, Allah e, 100 yıllık iki tane ömür verse hiç iş yapmadan yaşar oradan aldığı parayla sadece neyse doğru söylüyorsun o anlamda. Alex Tekşira'nın e, Beşiktaş'a transferinin e, büyük ölçüde bittiğini biliyorum. Hafta sonuna doğru gelecek. Bir önceki programımızda dedim ki Raşit Gezal konusunda Beşiktaş Leicester City ile büyük ölçüde anlaştı. Evet anlaştı. Raşit Gezal'ın şu anda seyahat organizasyonu yapılıyor. Salı ya da çarşamba günü İstanbul'da. Raşit Gezal salı ya da çarşamba günü İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'a e, bütün haklarıyla kazandırıldı. Bu da ayrı bir bilgi. İkincisi Ersin Destanoğlu için nice yeni bir teklifte bulunmuş. Beşiktaş'a bunu öğrendim. Ee, önceden 4 milyon euro civarında bir e, bedel belirlemişti. Ama e, Ahmet Durçebi haklı olarak biz 18 yaşında bir kaleciyi oynattık, şampiyon olduk. iki kupalı takımız. Çok daha fazlasına gereksinim duyuyoruz diyor. Teklifini arttırıyor, yeniliyor, geliştiriyor NİS. E, muhtemel bir e, Ersin Destanoğlu transferi görebiliriz. Daha doğrusu çıkışı görebiliriz Beşiktaş'ta. Bilmiyorum ama 4 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif vermişler Beşiktaş'a. Nice. Beşiktaş şu anda bunu Nice Kulübü, Fransa Beşiktaş şu anda bunu değerlendiriyor ve onun gidişine bağlı olarak Mert Günoğ'un transferi realize edilecek. Ben eee etapta tercih. Mert Günoğ Ersin kalsa bile transfer edileceğini düşünüyorum, düşünüyordum çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Milli takım kalecisi vesaire. Ama sanırım Ersin'in transferiyle bu iş daha kolay olacak. Çünkü Başakşehir'le 1 milyon euroluk transfer bedeli üzerine anlaştı Beşiktaş. Fakat bunun nasıl ödeneceği konusunda henüz uzlaşma sağlanmış değil. Mert'in kendisiyle zaten anlaşma sağlandı. Çok iyi biliyorum. Net biliyorum. Mert de Beşiktaş'ta oynamak istiyor. 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandı. 1 milyon euro ödenecek ona da. Bununla birlikte hocam Forvet ihtiyacı çok acil dedi Beşiktaş adına. Beşiktaş Elbette ki Luke. zamanımız kalmadı. Son kalmadıysa. bir dakikamız Son şarkırız. bir dakikada söyleyeyim. Luke de Jong, Diego Costa bunlardan kesin sonuç alınamıyor. Beşiktaş İtalya'da oynayan bir Fransız forvetin transferini düşünüyor. O da Sassuolo takımında oynuyor. Bence kariyerin en önemli aşaması İtalya'da geçti. Grigori Defrel'den bahsediyorum <laughs> 30 yaşında. Ve Grigori Defrel şu anda Beşiktaş'ın birinci planda transferini düşündüğü bir e, forvet. Sassolo'yu onun... Tok satıcı rolündeki başkanını ikna etmek kolay değil. Kaan Ayhan transferinde bunu gördük. o Ben bir bedel belirlerim bunun altına da inmem diyor. Ama Beşiktaş ısrarla bu transferi istiyor. Üçüncü bölgede bana göre top tutabilme özelliği tam da Sergen Yalçın istediği gibi top tutabilme özelliği var. Daha önce evet. Roma'da, Sampdoria'da, Sesena'da oynadı. Ve belki geçen sene çok fazla gol atamadı. 3 gol attı 28 maçta ama... E, üretken ve Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek bir forvet. Ben şöyle Beşiktaş'tan çok fazla şey bekleyeceğiz biz. Şampiyon olduğu için çok, çok fazla. teşekkür Sancar ederim. Ederim. ağzınıza ben sağlık ederim. sevgili Allah. seyirciler. Transfer raporuna noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.